En azından hayattayız. Öyle değil mi? Yürüyeceğiz Esat Bey. Telefonlar çekene ya da bir yere ulaşana kadar. İtalya'dan mı? Asker olmadığım için üzgünüm. Doğal ortamınıza geldik değil mi? Pekala. Esat Bey, peşimizdekiler oldukça hızlıdırlar. O yüzden yürümenizi öneririm. Ben artık bittim. Ben artık bittim, ne olursa olsun yürüyemeyeceğim. Osman, telefona baktın mı? Yok. Hala çekiliyor. Burası çok korunaksız. Burada duramayız. Yürümeyi deneyin, hadi. Korunaksızmış. Korunaksızmış. Mezar çok korunaklıydı da ne oldu ha? Arabamızı bile orada bıraktık. Hep sizin yüzünüze zaten. Koruma tekliflerini defelenen sizsiniz yalnız. Hadi be, bütün yaptığınız işler zaten... Yat! Yat! Koşun! Koş! Hadi! Koş! Hadi! Koş! Osman, şuraya kapağı atalım. Orta Doğu Konsorsiyumu Başkan Yardımcısıyım. Adım... Bak, güldürdün onları. Osman, sen o... Tanıdı seni. Benim Sıtkancı. Osman, kimdir peşinizdekiler? Bilmiyorum. Mezardan biri peşimize der. Öğrenin. Öğreniriz. Ya Osman, vurmasınlar adamı. Adamı çıkartırlar dışarı.
çıkartmadılar. Kendisi çıktı. Nereden bilirsen Haval? Tanımıyorsan adamı. Biliyorum işte. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Çıkmalarını bekleyeceğiz. Ne ya? Basıbalak. İki el bombası tamam. Olmaz. İhtiyara dokunmayacağız. Ya ne olacak Haval? Zaten bir ayağı. Sana ihtiyara dokunmayacağız dedim. Eğer onu öldürürsen köylü bir yudum su vermez sana. Anladın mı? Çok yanlış yaparsın. Çok. Bekleyeceğiz. Eninde sonunda çıkacaklar. Kızayım demiştin sen. Boş ver ihtiyar, boş ver. Muhabbet edilecek bir mevzu değil bu. Orta Doğu Korsonsu'yum başkanı. Hayır, yardımcısı. Ne yapıyor bu dediğin şey? Bak, yerel kalkınma ajanslarıyla işbirliği yapıp bölgenin sosyoekonomik gelişmesine katkı veriyor amca. İyi, iyi. Pek güzel. Bak anladı işte. Nereli bunlar? Kim nereli? Yani bu gelişmeyi kotaran ne diyorum? Ya bu bir konsorsiyum. Merkezi de Londra'da. Aa. Britanya'dan burası kalkanacak. Öyle mi? Yani öyle de denebilir. Borcumuz ne olacak peki? Ne borcu ya? Borç borç yok. Yani bu uluslararası bir yapı. Çıkmayacaklar bunlar. Gerilla 90 sürecinden nasıl çıktı biliyorsun? Nasıl? 10 santimlik bir kayanın üzerinde kımıldamadan 10 saat durarak. Biz de duracağız yani. Peki bunlar bilmediği katıra niye yem veriyor evlat? Ne yemi, ne katır? Anlamış bakın Esat Bey. Bak doğrusunu istersen ihtiyar. Ben doğduğum mezardan iki fotoğrafla dönüp ofisimde kahvemi yudumlarken o resme bakmak istiyordum. Ya inan en çok bunu istiyordum. Bizim yapiler sever böyle dramatik çıkışlarla başlayan kariyerleri. Ama görüyorsun işte hiçbiri olmadı. Ben senin gibi kelamı tezyin edemem evlat. Ama üstünde yürüdüğüm toprağı iyi tanırım. Şunu bil ki Gürt'ün sükutu hayali arttıkça toprağa akan kan da artar. Bu memlekete hayır mı yapacaksın? Ama önce herkesin elinden tutacaksın. Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı, Acem'i al. Sebi Subyan gibi kapı kapı gezdir. De. De ki ahan bu senin amcandır. Bu kardeşindir. Bu halandır. Bu anan dayısıdır. Çocuğa hısım akraba öğretir gibi. Eşin kim? Dostun kim? Dostun kim? Düşmanın kim? Bire bir öğreteceksin. Bir kere bunu yaptığında kalkınma da olur, terakki de. Ta Britanya adasından kalkıp da kavga etmeyin bakayım diyen hergeleye de haydi ulan oradan de. Kendi kardeşliğimi sana mı soracağım de. Gör o vakit terakki neymiş, sulh neymiş. Oğlum ne uğraşıyorsun şununla? Çekiyor mu diye bakıyorum dedi. Çoban Necati şu tarafta konuşuyor. Kayaların üstünde. Çekiyor mu oradan? Ben bilmem. Necati konuşuyor. Ben giderim komutan. Tehlikeli olmaz mı Osman? Komutan.
Eğer sabaha beklersek buradan adım bile atamayız. Eğer başarırsam en azından mesaj gönderebilirim. Tamam, ben de hazırlıklı olurum. Sen çık istersen. Ne çıkacak? Kendine imdat edemeyen bana mı imdat edecek? Sedat, Osman Karat ben. Şu anda Tilki Devri'nin kuzey batısında bir çobanın evinde mahsur kaldık. Acil durum, çabuk. Komutanım, anlaşıldı komutanım. Jandarma! Ece'nin geldi jandarma! Ece'nin aranda 100 metre var. Vazgeçmeyecek. Ben onu öldürene kadar bu kadın hiç vazgeçmeyecek. Hadi koyunuz, hadi koyunuz! Sallanmayın onu, acele edin! Hadi abi, hadi abi, hadi abi, hadi! Gidelim alalım adamlarımızı, hadi. Hayır komutanım. Sanırım sadece yorgunluk. Evet komutanım. Esat Bey'in sağlığı yerinde. Birazdan alınacak komutanım. Sağ olun komutanım. Emredersiniz komutanım. Komutanımızın selamları var Esat Bey. Birazdan alınıp Tugay'a götürüleceksiniz. Buralarda ilk çatışma çıktığında gencecik bir delikanlıydı. Allah kahretsin. Savaş, 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 savaş. Sonuç ne? Aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Bir de şöyle düşün Başkan Bey. 30 yıldır savaşıyorlar ama onlara bir çakıl taşı bile vermedik anasını satayım, he? Vermediğinde ne oldu, he? Her şey berbatlıkta birbiriyle yarışıyor. Adam, daha evvel hiç bilmem ne reisini köte katmadım. Ama senin karşıntın şiddetli görünüyor. Kamcığım, sakin ol sen de. Neden Britanya'nın Hint valisi gibi davranıyorsun? Senin postunu kurtarmak için bu çocuklar hayatlarını tehlikeye attı. Daha ne istersin? Çocuklar sancak mı diyor? Sancak. Bundan ötesi var mı? Bundan mübareği var mı? Hı? Var mı? Sıtkı amca,
Sıtkı amca. Hadi gel biz bir şeyler yiyelim. Hadi.